Uykusuzluk da yine pandemiyle birlikte karşımıza yine yeniden çıktı. Aslında uykusuzluk belleği de bozuyor. Hep birbirine aslında domino taşı etkisiyle giden bir sistemden bahsediyoruz. Bir araştırma var hocam, İdeal Uyku. 500 bin kişilik bir araştırma, geniş kapsamlı. Şimdi bakıyorum, yetişkinler için ideal uyku süresi belirleniyor. 38 ila 73 yaş aralığında. Araştırmanın sonunda da 7 saat çıkıyor. Evet. Aslında başa dönmüş yine o zaman da hep baştan beri konuşuyoruz. Şimdi 7 saat diye. Bilim bazen aynı doğruları tekrarlamaktan hoşlanır gibi görünüyor ama öyle değil. Bilim araştırıyor. Acaba yanılmış olabilirim diye. Çünkü bilim merakla çok bağlantılı. Tereddüt de çok bağlantılı. Şüpheyle çok bağlantılı. Geriye doğru bizim sorgulamak gerekiyor. NTV'deki Yaşasın Hayat videolarına eski ya da Hayatın Senin de videolarını izleyen, araştıran, YouTube'da bakan izleyicilerimiz olduğunu biliyorum. Görecekler ki orada biz daha 10 sene önce 7 saat 15 dakikayı bir İngiliz araştırmasının rakamı olarak vermiştik. Bu 15 dakikayı da nasıl hesapladılar? Araştırmalar bunu öyle göstermiş. Ama görünen köy kılavuzu istemez. 6 saatin üstü, 9 saatin, 6 saatin altı, 9 saatin üstü listi. Yani uykunun evet, fazlası çoğu da da belleği bozuyor, azı da belleği bozuyor. Ama sadece belleği bozmuyor. Az uyku kalp damar hastalığı riskini arttırıyor. İnflamasyon, iltihap riskini arttırıyor, kanser riskini arttırıyor. Çok uyku depresyon riskini arttırıyor, unutkanlık riskini arttırıyor, odaklanma riskini arttırıyor. Dolayısıyla hani azı karar, çoğu zarar, ortası yarar prensibi uykuda da gerekiyor. Uyku süresinde 7 saat olduğu konusunda ortak bir fikir var. Pandemide niye uyku çok gündeme geldi? Çok sebebi var. Karamsarlık, gelecekle ilgili kaygı bozukluğu uykuyu kaçırır. Bir de hareketsiz olan yaşam ikinci bir sebep odur. Üçüncü bir sebep daha çok karbonhidrat tüketmektir. Evde oturduk, hepimiz evde ekmek fabrikaları kurduk. Her ev bir ekmek fabrikasına, bir pasta fabrikasına dönüşmüştü. Bir başka önemli şey de pandemide ister istemez daha çok dijital yaşama abandık. Yani iş yerine gitmedik, Zoom'da konuştuk. Okul daha öyleydi. Çok internet kullandık, daha çok mavi ekran, daha çok televizyon ekranı. Bütün bunlar birleştiler ve uykumuzu kaçırdılar.